Evden size gelene kadar nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Pandemi sürecinin kalp hastalarına ne tür olumsuz etkisi var? Ondan başlamak lazım lütfen aslında. Pandemide temel korunma yöntemi neydi? Evimizde kalıyorduk. Mümkün mertebe toplumdan uzak yaşıyorduk. Bu aynı zamanda neyi getiriyor? Kaçınılmaz olarak hareketsiz yaşam ve egzersizden uzak bir yaşam olduğu için de muhtemelen kilo dengesinde belki tuz alımında bir artışa yol açıyor ve riskimizi artırıyor. Kontrol altında devam eden bir tansiyon hastasının tansiyonun yükseldiğini ve anormal değerlere çıktığını gördük bu süreçte. Diyabetinin kontrolden çıktığını hastalarımızın gördük. Kilo alımının oldukça arttığını zaten genel olarak gördük. Nefes darlığı belli bir düzeydeyken pandemi sürecinin bu kapanma döneminden sonra efor kapasitesinde insanların çok ciddi azalma olduğunu gördük. Hareketsizliğe bağlı. Evet, hastanın bir kalp yetmezliği vardır. Zaten belli bir düzeyde nefes darlığı vardır. Kapasitesi belli düzeyde kısıtlıdır. Ama bu hareketsiz dönem bu tabloyu biraz daha kötüleştirdi ister istemez. Dolayısıyla aslında sedanter yaşam diye bizim sürekli vurgulayıp hastalarımızın uzak durması gerektiğini söylediğimiz yaşam tarzı ne yazık ki Covid sürecinde bizim sağlık çalışanlarının bizzat tavsiyesiyle hastalarımıza ne yazık ki dayatılmış oldu. Elbette bu yanlış bir tercih değildi, doğru bir tercihti. Burada hastalarımız evinde belki imkanları çerçevesinde belki bir takım hafif kültür fizik hareketleri, belki evin içerisindeki doğal yürüyüşlerle bunu telafi etmeye çalıştı. Kısmen edildi, kısmen de edilemedi. Alabilecek yegane tedbir buydu. Bunun dışında ne yazık ki hastalarımızın çok fazla imkanı yoktu. Belki bu kısıtlamaların gevşetilmesi döneminde yakın çevresinde yürüyüşler şeklinde bu telafi edilebilir elbette.